Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yüzünden yaralanmıştı. İbni Kaime isimli müşrik yanına kadar sokulup yüzüne bir kılıç darbesi vurmuştu. Aldığı darbeyle Hazreti Peygamber'in miğferi ikiye bölündü. Utbe bin Ebu Vakkas'ın attığı taş da alt dudağı yarıldı ve bir dişi kırıldı. Übey bin Halef Hazreti Peygamber'i öldürmek için harekete geçtiyse de Hazreti Peygamber mızrağıyla onu atından düşürdü. Bu müşrik daha sonra aldığı yaradan dolayı öldü. Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Ali ve bir grup sahabi Hazreti Peygamber'in etrafında toplanıp kalkan gibi onu korudular. Uhud Savaşı Müslümanlar tarafından kaybedilmişti. Savaş sonrasında Hazreti Ayşe gibi kadın sahabiler yaralılarla ilgilendi. Hazreti Fatıma babasının yüzündeki kanı temizledi ve kanamayı durdurmayı başardı. Hazreti Ali ise yaralarını yıkamak için Hazreti Peygamber'e kalkanıyla su taşıyordu.